Tabii ki. Tamam. Deva Holding'le başlayalım. Hemen bakalım. Şimdi genel olarak benim beğendiğim bir sektör. Fakat bu kağıt değil aslında ilk tercihim. Ondan kaynaklı biraz uzakta duruyorum. Kısa vadeli üzerinde ciddi bir de baskı var. Onu da söylemem gerekiyor. Yani 50'nin üzerinde net bir kapanış yapmadan da bu baskıyı şimdilik kırabilecek durumda değil. O yüzden elinizde yoksa 50'nin üzerine geçmeden pozisyon açmayın derim. Şimdilik bunu izlemekte yarar var bu seviyeyi. Eğer elinizde varsa da artık çok ciddi bir destek seviyesini test ediyoruz. 43'lerin altındaki kapanışlarda ciddi bir yeni bir dip arayışı yapabilir. O yüzden 43'ün altına doğru bir kapanış olursa yavaş yavaş stoplayıp yeni dipten tekrar alım yapmak için denenebilir diye düşünüyorum. Şimdilik bir dip arayışı, sonra tekrar bir güçlenme çabası içerisine girecek gibi bir görüntüsü var. Ama henüz dibini yapmamış. Henüz o tekrar teknik olarak gücünü almamış diyebilirim. O yüzden biraz uzaktan izlemekte yarar olduğunu düşünüyorum hisseyi. Peki, Yunsa var.